Değerli izleyicilerimiz, ulusal özel programıyla karşınızdayız. Yarın 19 Eylül Gaziler Günü. Bugüne özel olarak bir programla sizlerle olacağız. Çok değerli konuklarım var, onları tanıtacağım ama öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz diyelim ve konuklarımı tanıtayım. Gazi Ertan Acır, Vatan Partisi Gaziler ve Şehit Aileleri Bürosu Başkanı efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Gazi Hüdaverdi Mercan stüdyoda konuğumuz, efendim hoş geldiniz sizler de. Teşekkür ederim hocam. Ve Önder İlbay Hog Ankara Chapter Başkan Yardımcısı, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programımızda gazilerin özlük haklarını konuşacağız. Gaziler Günü'nün anlamını konuşacağız. Hemen değerli konuklarımdan başlamak istiyorum. Öncelikle Sayın Acır'dan başlayalım. Efendim, yarın 19 Eylül Gaziler Günü. Bugün neden önemli? Özellikle terörle mücadelede çok büyük bir savaş, mücadele veriliyor. Bugünlerde 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlamı nedir sizce? Öncelikle katılımcı arkadaşları selamlıyorum. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna, özgürlüğümüzün korunması, milletçe namusumuzla ve şerefimizle yaşamamızı sağlayan gazi ve şehit ailelerine selamlarımı iletiyorum. Onları minnet ve şükranla yad ediyorum. Dün iki şehit verdik. Onları da rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü haftasına biraz hüzünlü bir başlangıç olacak bu şehit haberlerinden dolayı. Aslında bugün kahraman gazilerimiz, vefa duygularımızı tam da ifade etme dönemimiz. Bu bizim için büyük bir fırsat. Devletimiz için çok büyük bir fırsat. Vatanın kutsal saldığı değerle kurmak için en güç koşullarda kahramanca savaşan gazilere ve uzvunu kaybedip memlekete hizmetini tamamlayan gazilere bu önemli günde, yani Mustafa Kemal Atatürk'ü 1921 yılında Maraşanlık ünvanıyla birlikte 99. yılına girdiğimiz Gaziler Günü gazi ünvanının bir arifesindeyiz. Dolayısıyla gazilerimize şu anda, yani yapılacak o kadar çok şey var ki, o kadar verilecek hizmet var ki, bunları teker teker saymakla bitmez ama genel rutin olarak çok önemli bir gündeyiz. Gazilerin eğitimden sağlığa, özlük haklarından istihdama kadar birçok sorunları mevcuttur. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değildir. Yani basit örnekler vererek gidebiliriz bu çözülmeyen, çözümsenmeyen, devlet tarafından bir türlü çözülmek istenmeyen konuları kalem kalem ele alabiliriz ve çok basit meselelerdir. Çok da çabuk çözülecek meselelerdir. İsterseniz o konuya daha sonra gireceğiz. Tamam. Sizin özellikle terörle mücadeleden bahsettiniz, ne kadar önemli olduğunu, Gaziler Günü'nün öneminden de bahsettiniz. Başka bir vurgunuz var mı bu gün ya açısından? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti büyük bir dört tarafı, bundan Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki gibi dört tarafı düşmanlarla çevrilmiş durumda. Yani Akdeniz'den tutun Orta Doğu'ya kadar düşman cephesinde Mehmetçikler kahramanca savaşıyor. Bu savaşın ülkemiz için büyük fedakarlıklar veren Mehmetçiklerin yanında olmak, onlara destek vermek gerekiyor. Dolayısıyla bu önemli günlerde maneviyat olarak vefa ve cefa göstergelerini Mehmetçiğimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, aynı zamanda güvenlik görevlileri bu millet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, zorlu bir süreçteyiz. İsrail'in, ABD'nin, Yunanistan'ın, Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin bu ülkenin üzerine çok büyük şeyler, oyunları mevcuttur. Bu oyunları yıkabilmek hepimizin görevi. Ve bu görevi Türk milleti başarıyla sağlayacağını, Türk ordusuna güvenmesi gerektiğini, kendi özüne güvenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden dolayı onlara da bir selamlarımı göndermeye ihtiyacı duyuyorum. Evet,
Çok teşekkürler Sayın Acır. Şimdi Sayın Mercan, size sormak istiyorum efendim. Yarın Gaziler Günü dedik. Terörle mücadele de devam ediyor son hızda. Ve özellikle bu bölgesel olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele ederken, askerimiz mücadele ederken bugünün önemi nedir sizce? Bugün sürekli ateş çemberinin daraldığı bir coğrafyada yaşıyoruz malum. Ertan abimizin de dediği gibi. Ve bu yüzyıllardır böyle. Yani Türklüğün varoluşundan beri böyle. Şimdi terörle mücadele hali hazırda devam ederken terörle mücadeleyi etkin olarak yapmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve devletin yetkisinde olan şey. Ancak terörle mücadelenin sırasında bu hizmeti yapan, yaralanan, şehit olan ve geride kalanlara devletin sosyal olarak güçlü bir şekilde sahip çıkması lazım. Çünkü siz sahip çıkmadığınız zaman bu görevi daha sonra yapacak insanlarda bu görevin şevkinde azalma olur. Siz şehitinize, gazinize sahip çıkmazsanız gereken değeri, gereken sosyal, gereken ruhsal desteği sağlamazsanız, ekonomik desteği sağlamazsanız sonrasında gidecek insanlar bu görevi, bu bayrağı teslim alacak insanlarda şevkin kırılması ve bence zafiyetler doğuracaktır. Bugün sözleşmeli erler var biliyorsunuz. Birçoğu ekonomik olarak durumu olmayan aile çocukları. Ve bunların en önemli sorunlarından birisi de gerçekten hiçbir kadroya sahip değiller. Ve bugün ben şehit olan ya da gazi olan sözleşmeli erlerin aileleriyle ve kendisini konuştuğumda gerçekten çok üzülüyorum. Yani o kadar çok sorun ve problemlerle karşılaşıyorlar ki. Bu problem ve sorunlar sadece sözleşmeli erlerle ilgili değil, muvazzaflarla, erlerle, polislerle ilgili. Genel olarak en önemli bence kriter burada terörle mücadele yapılacaksa eğer bütün yasaları çok kuvvetli yapmanız lazım. Hem terörle mücadele yasalarını hem de terörle mücadelede ortaya çıkacak sonraki sonuçları. Bugün gaziliğin bir tanımı yok. Şehitliğin bir tanımı yok. Karma karışık bir sistem var. Yıllar önce 1960'larda 5434 diye çıkartılan bir yasa var. Bütün mevcut gazileri aynı yasanın üstünde sürekli üst üste biriktirerek alt tarafta küçücük bir temel, üstte kocaman bir yığınla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Genel olarak sorunları çözmek yerine sürekli geçici çözümler bulmaya çalışıyoruz ve emin olun şehit aileleri ve gaziler, genel olarak gazilerin tamamı bir sürü problemlerle uğraşıyor. Etkin olarak devletin yapacağı her şeyin arkasında bugün dün biz vardık. Bugün de bu bayrağı teslim alan herkes var. Terörle mücadele bizim işimiz değil. Bize görev verildiğinde gittik, o görevimizi layıkıyla yaptık. Alnımızla kıl yaptık geldik. Sonrasında da böyle olacaktır. Ama bu işi hükümet ve devlet yasalarla güçlendirmeli. Terörle mücadele her zaman yapılmalı. Sadece bölücü terör örgütüne değil, irticaya karşı yapılmalı. Tarikatlara karşı yapılmalı. Ülkeyi bölmeye çalışan herkese karşı yapılmalı. Bizim için asıl olan cumhuriyettir. Bu vatandır. Ona da sahip çıkmamız lazım. Teşekkürler. Sayın İlbay, size de sormak istiyorum efendim. Şimdi yarın Gaziler Günü. Siz neler hissediyorsunuz? Gaziler Günü neden önemli sizce? Şöyle. Yani gaziler bizim onurumuz, gururumuz. Yani zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İç ve dış tehditler altındayız. Yaşadığımız bu zor coğrafyada dünyadaki birçok kişi söz hakkı olmak istiyor, söz hakkı almak istiyor. Bize söz bırakmak istemiyorlar. Huzurumuzu kaçırmaya çalışıyorlar. Vatanın bölünmezliği, milletin huzuru için canından can, kanından kan veren gazilerimiz ne kadar şükran ve minnet etsek azdır. O yüzden yani bugün hakikaten gazilerin farkındalığını ortaya çıkartmak için önemli bir gün. Aslında sadece bugün değil, her gün göz önünde tutmamız lazım gazilerimizi. Evet.
Şimdi Gaziler Günü'nün anlamından bahsettik ama şimdi Sayın Mercan da bahsetti az önce. Gazilerin sorunlarından bir girizgah yapmış oldu. Sayın Ertan Acır da bahsetti. İsterseniz Gazilerin özlük haklarından ve sorunlarından başlayalım. Sayın Acır'a sormak istiyorum. Öncelikle efendim Gazilerin özlük haklarına ilişkin bir takım sorunları var. Ancak en önemli ve en acil diyebileceğimiz sorun hangisi sizce? Oradan başlayalım isterseniz. Bir önceki konuya bir anekdotu da ekleme yapayım ben. Şimdi ülkemizin doğusunda bir Kürt-İsrail devleti kurulmak isteniyor. Batısında ise Mavi Vatan dediğimiz denizlerimizde başka oyunlar oynanmakta. Şimdi bizim tam milli bütünlüğümüzü, milli meselelerimizi tek vücut olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların görevli olarak görüyorum bunu. Şimdi televizyonlarda ve medyada görüldüğü üzere yaratıcı yakıcılıktan bahsediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu mücadeleye nifaklar sokulmaya çalışılıyor. Aynı zamanda terör örgütü mensuplarının liderlerine, siyasi liderlerine madalyalar takılmaya kalkılıyor. Buradan bir çare insanlara seslenmek lazım. Bu milli meseledir. Bu milli bütünlüğümüzü sizler bozamazsınız. Ne yaparsanız yapın. Bu tür kadim bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İmparatorluklar, cumhuriyetler dönemini geçirmiştir. Sizlerin bu gaflet ve delalet içerisinde olduğunuz durumda bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, yıkamayacaksınız. Bilmeler lazım. Şimdi gazilerimizin özlük haklarına gelince, yani aslında bunu beş ana temelde anlatabiliriz. Yani eğitimden sağlığa, sağlıktan istihdama, istihdamdan da özlük haklarına kadar götürebiliriz. Ama bizim en büyük sorunlarımızdan biri sağlık sorunlarımızın giderilmesi konusundaki çektiğimiz sıkıntılar. Bunlar neler? Ortez, protezler, temel diğer sağlık ürünlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması. Bugün ortez ve protez veya tekerlekli sandalye, akülü sandalye gibi ihtiyaçlarımızın mevcudiyetini sağlayabilmemiz için sadece Ankara'da çıkan rehabilitasyon merkezinde yapılan bir raporla alabiliyor gaziler. Dolayısıyla bütün gaziler, il dışındaki 81 ildeki gaziler Ankara'ya gelmek zorunda kalıyor. Bu da zorlu bir süreç yaşatıyor. Gaziler çok yıpranıyorlar. Yani bunu tüm illerimizde genellemek lazım olduğunu düşünüyorum. Ortez ve protezlerde hala eski sut diye tabirle konuştuğumuz sağlık uygulama tebliğinde hala bütçe yenilemesi yapılmamıştır. Yani bugün bir tekerlekli sandalyeye devletin vermiş olduğu 2500 lira ise satıcı da bunu 10 bin liraya satıyorsa şu söylenmektedir, gerisini cebinden vereceksin demektedir. Bu gerçekten önemli bir konudur. Sağlık sorunlarımızın ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Diğer bir konu da istihdam meselesi var. Yani gaziler ilk yaralandığında hastaneye yattığı dönemlerde bir daha çalışacağını düşünemeyen gazilerimiz vardı. Yeniden bir hayata giremeyeceğini, evliliği asla olmayacağını düşünen gaziler vardı. Bu gazilerimiz devlet tarafından verilen iş hakkını kardeşlerine veya kardeşlerine vermek suretiyle iş haklarını kullanmış oldular. Dolayısıyla hayat şartları, yeni bir mücadele, yeni bir yaşam. Gazi arkadaşlarımı ikinci bir iş hakkını istemiyle baş başa kaldı. Yani bu gazilerimizi tekrar sosyal hayatın içerisine, toplumun içerisine sokabilmemiz için dolayısıyla çalışmalar gerekiyor. Hayat, sokağa çıkmaları gerekiyor. Bu iş hakkının, ikinci iş hakkının verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda örneklere, çok hızlı hızlı okuyorum örnekleri. 4000'e yakın mağlul olmayan gazimiz var. Ortopedik engelli olmayan gazimiz var. Bu ortopedik engelli olmayan gazilerimiz ÖTV muafiyetinden faydalanamadıkları için araç alamamaktadırlar. Bunların bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Yine 5. 6. derecedeki gazilerimizin
aldıkları maaş yaşam standartlarının çok altındadır. Maaşları düzeltilmesi gerekiyor. Yine gazilerimizin, şehit çocuklarımızın, gazi çocuklarının eğitimlerini devlet güvencesi altından birin, ta ki anaokuldan üniversite bitene kadar özel korumalar altında bakıma muhtaç gazilere okula gidip çocukların kontrolünü sağlayamadığı için vasi veli projeleri üzerine, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirmiş veya devlet tarafından görevlendirilmiş özel velilerle çocukların takibi sağlanmalı. Çocukları eğitim düzeyine yüksek noktasına kadar götürebilmeliler diye düşünüyorum. Tamam, şimdilik bu kadar. Gerisinde tahmin ediyorum şey söyleyecektir. Müdaverdi katkı sağlayacaktır. Çünkü bir de iki şey var. Emeklilik meselemiz var. Evet. Bu emekli olamayan, emeklilik hakları elinden alan gazilerimiz var. Evet. Bunu da en büyük bu sıkıntıyı yaşayanlardan biridir Müdaverdi Mercan. O size izahını yapacaktır muhtemelen. Çok güzel bir özet yapmış oldunuz Sayın Hoca. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Hemen sonra geri döneceğiz. Kısa bir reklam arası diyelim. Ulusal özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir reklam arasındaydık. Gaziler Günü'ne özel, ulusal özel programı ile karşınızdayız. Gazilerin özgür haklarına ilişkin sorunları ve sorunlarını konuşuyoruz. Gaziler Günü'nün önemini, anlamını konuşuyoruz. Sayın Ertan Acır çok güzel bir şekilde özetlemişti aslında. Gazilerin sorunlarını dört başlıkla topladı. Neydi bu başlıklar? Eğitim, sağlık, istihdam ve özlük hakları. Şimdi Sayın Mercan'a sormak istiyorum efendim. Sayın Acır dediğimiz gibi güzel bir özet yaptı aslında. Sizin gazilerin sorunlarına ilişkin aktarmak istediğiniz yer, başlamak istediğiniz yer neresidir? Protez, ortez sorunu var gazilerin. Evet, şimdi, daha önceden de biz haberlerimize dile getirmiştik. Bu sorun nedir tam olarak? Talebiniz şimdi, ne? Ertan Bey'in ana hatlarıyla bahsettiği konulardan bir tanesi de protez, ortez konusu. Şimdi sağlık uygulama tebliği diye bir tebliği var ve bu tebliğde belli kalemlerin belli ücretleri var. 2007 yılından beri protez, ortez ücretleri, tekerlek sandalye dahil hiçbir şekilde güncellenmedi. 2007 yılındaki dolar ve euro kuruna baktığımızda bu ürünlerin tamamı yurt dışından ithal edilen ve dolar ve euro üzerinden fiyatlandırılan protez ortez malzemeleri. Doğal olarak da firmalar o günkü ücretleri bugünkü ücretlerden yapamıyorlar. Doğal olarak da ortada çıkan 15 bin liralık protezin 12 bin lirasını siz ödüyorsunuz ya da 8 bin lirasını siz ödüyorsunuz. Ya da örneği Ertan Bey'in verdiği gibi tekerlekli sandalyede 2500 lira gibi komik bir bedel ödeniyor. Bunun da karşılığında siz 7500 lira eğer o aracı istiyorsanız. Ve bunun dışında ayrıca sadece Bilkent,
Türk Silahlı Kuvvetleri eski adıyla, şimdi Gazze Rehabilitasyon Merkezi'nde bir sistem kuruldu. Sistem Gazze'lere hizmet için mi kuruldu? Yoksa birilerini zengin etmek için mi kuruldu? Bir türlü anlayamadık. Türkiye'deki bütün gaziler, oradaki 20-25 tane personelin, abartarak söylüyorum, belki de o kadar olmayabilir, onların bulunduğu merkeze gelerek Türkiye'nin 81 vilayetinden belli randevular alacaklar. Bu sistemin içerisinde raporlar çıkacak ve protezlerini orada yaptıracaklar. Ben Ankara'dayım. Evime gider, bu tedavimi yaptırabilirim. Peki Ankara dışından gelen gaziler ne olacak? Ya da protez dediğiniz şey 3 gün, 5 gün, 15 gün erteleyebileceğiniz bir süreç değil. Ayağınıza vurdu, rahatsız etti, bilekte problem var, ekleminde sıkıntı var. Otomatikman ne yapmanız lazım? Bunu onarmanız lazım. Bindiğiniz araç gibi düşünün. Küçücük evet. Bir problemde tamirciye gidiyorsunuz. Doğal olarak da oradaki sistem dışarıda 2007 yılının rakamlarıyla ben 16 bin liradan fazla ödemem dediği protezi orada 100 bin liraya yapıyor. Yani sen orada 100 bin liraya ödüyorsan dışarıda ben neden bunu yaptıramıyorum? Neden orada mahkumum? Senin aldığın standart, senin belli kısıtlarla koyduğun ürünleri almak zorunda değilim ki. Yani birçok arkadaşımız belli markalardan kullanıyor. Başka arkadaşlarımız da işte kontak dermatit nedeniyle ya da eklem nedeniyle başka markaları kullanıyor. Alıştığınız düzen var. Belli bir standart koyuyorlar, bunu alacaksınız. Dışarıda yaptırırsan 16 bin lira öderim. Ben yaparsam 200 bin lira öderim diyor. Ben yaparsam parayı da ben alacağım sistemin içerisinde. Bu da doğal olarak gazilere bir hizmet gibi düşünülmüyor. Yaptıramıyoruz. Şu anda protez yaptıramıyoruz hiçbirimiz. Hiçbir gazi bu tedavisini yaptıramıyor. Ve bunların eski yasada karşısında hiçbir kısıtlama getirmeksizin yazılmasına rağmen bugün bürokratlar bunu engelliyor. Diğer bir problem emeklilikle ilgili problem. Evet. Gazileri bir iş hakkı veriyorsunuz. Diyorsunuz ki topluma kazandıralım, çalışın diyorsunuz. Siz gidip onların atadığı kamuda istihdam ediliyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Siz çalışırken diyorlar ki siz sakatsınız ya da engellisiniz. Gidin bir muafiyet alın, ekonomik olun. Siz o muafiyeti alıyorsunuz, engellisiniz çünkü. Sonra 15-20 sene çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz. Ben de sonrasından böyle emekli oldum gaziliğimden sonra. Sonra 2015 yılında ben emekli olduktan sonra 2019 yılında benim maaşımı kestiler. Benimle birlikte 236 tane gazinin maaşını kestiler. Türkiye'de bazı işte kanallar dışında gösterilmedi. Bir sürü mücadele sonucunda şöyle dediler bize. Biz yasayı 2013'te değiştirdik. Ama değiştirdiğimiz yasayı unutmuşuz. 2015'te sizi emekli etmişiz. Benim usulsüzlüğüm yok. Yeni çıkarttıkları 2013'teki yasada diyor ki siz engelli değilsiniz. Benim ayağım yok. Ya da iki ayağı olmayan arkadaşlarımız var. Siz engelli değilsiniz. Sizin engelliliğiniz gazilikte kaldı. Sizin yeni çalıştığınız yerde siz normal statüdesiniz. Kanunen bir engelliyi normal çalışma sürelerinde çalıştıramazsınız. Onu da kabul etmediler. Yaklaşık 5 ay mücadele ettik. 5 ay mücadelemizin sonunda yasayı değiştirerek, yine derme çatma torba yasayla değiştirerek sorunu geçici bir halde çözdüler. Doğal olarak da nasıl çözdüler? Eskiden engelli raporuyla sakatlığını, engelini beyan eden ve bununla ilgili rapor alan emekli oluyordu 15 yılda. Şimdi herkesi 20 yıl yaptılar. Bu da şöyle bir komedi ortaya çıkarttı. %98, %90 engelli olan gazilerimiz var. Evet. %15 engel olan gazi ile ikisi 20 yıl çalışacak. Şimdi bu adalet mi? Bu hak mı? Yani ben tekerlekli sandalyede tek kolunu zor kullanabilen bir engelli gazi arkadaşımla %10 engel olan bir gazi arkadaşımın ikisinin de 20 yılda çalışmasını nasıl anlatabilirsiniz? Bu zaten fiziken mümkün değil. Yasayı da derme çatma çıkarttılar. 6-7 bin gazi mutlu oldu. Onlar emekli olamıyordu 15 yılda. 20 yıla çektiler, onlar emekli olacaklar. Ama engelli statüsünde ağır engelli olan gazi arkadaşlarımız da mağdur oldukları gibi 236 kişinin içerisinde de maaşı kesilmiş,
tekrardan ataması yapılamayan engelli olduğu için ağır çalışamaz raporu var adamın. Nasıl atayacaksınız bu adamı? Bir de böyle bir durum var. Şu anda emekli maaşı kesilenlere henüz... Emekli maaşı kesilen arkadaşlarımız Nisan ayı itibariyle maaşları bağlandı. Yaklaşık 5 ay gibi bir süreç sonunda yasa değiştirildi. 5 aylık almadığımız geçen sürenin ücretlerini ödemediler gazilere. Hatayı gaziler yapmış gibi. Nisan ayından itibaren de maaşlarını bağladılar. Maaş bağlanamayan bu şartları o 20 yıl 5 bin günü tamamlamayan yaklaşık 170 gazi de emekliliklerinden 5 yıl sonra tekrar işe atadı devlet. Komedi gibi. Emekli olmuşsunuz. Gitmişsiniz. Bir mesire yerine yerleşmişsiniz. Köyünüze yerleşmişsiniz. Kasabanıza yerleşmişsiniz. 5 yıl sonunda bütün düzeninizi kurmuşsunuz. Olmadı gel tekrardan seni bir yere atacağız. Başlıyorsunuz çalışmaya. Böyle biraz karmaşık işler. Sonrasında bu engelli araçlarıyla ilgili bir de şunu söyleyeyim. Şimdi engelli araçlarında eskiden motor kısıtlaması yoktu. Sonra 2002 yılında bir motor kısıtlaması geldi. Dediler ki 1600 motorun üstünde alamazsınız. Dedik ki eyvallah. Sonra malum işte ekonomik durumlardan dolayı işte belli bir de yasaların getirdiklerinden araçların fiyatları yükseldi. Şu oldu bu oldu derken hükümet en son yasayla 303 bin lira bir sınır koydu. Dedi ki engelli aracı alacaklar 303 bin liranın üstünde araç alamazlar dedi. Şimdi bir gazinin ihtiyaç duyduğu araç konfor ve lüks değildir. Bir engellinin daha doğrusu. Sizin için geniş, rahat kullanabileceğiniz donanımları olan ferah bir araçtır. Çünkü birçok engellinin, bu aracı alan engellinin tekerlekli sandalyesi, protezi, koltuk değnekleri birçok yaşamını devam ettireceği gereçleri var. Doğal olarak 303 bin lira sınır ABCD diye giden araç segmentlerinde bir kısıtlamaya gidildi. Doğal olarak da aşağıdaki araçlar dar, fiyatları yükselen araçlar geniş. Bunu herkes bilir. Doğal olarak 303 bin liraya sadece 3-4 tane markada araç alabilirken son ÖTV ile birlikte araç fiyatları 303 bin liranın üstüne çıktığı için bugün arkadaşlarımız 303 bin lira sınırında alabileceği sadece bir araç kalmıştır. Onu da hiç kimse almaz. Acilen ÖTV güncellemesi yapılmalı. Ayrıca şimdi engelli araç almanın iki tane şartı var. Birinci şartı %90 engel ve üzeri. Diğeri de ortopedik engel. Şimdi ortopedik engeliniz kol ya da ayağınızdaysa engelli araç alabiliyorsunuz. Ancak gözünden, böbreklerinden, dalağından, kalbinden, birçok organından yaralanmış gazi arkadaşlarımız da var. Bunlar ÖTV muafiyetinden faydalanamıyorlar. Bunlara da ÖTV muafiyetinden faydalandırılma imkanı getirilmelidir. Evet. Şehit ailelerine getirildiği gibi. Ve ÖTV muafiyetinde ücret sınır kısıtlaması gaziler için kaldırılmalıdır. Yani bir kere anayasaya aykırı. Bir şeyi almanızı engelleyen bir yasa var. Bu toplumda hiç kimsenin böyle bir şey yapma hakkı getirmez. Ki anayasanın maddelerinde de gaziler ve şehit aileleri özellikle pozitif ayrımcılıkla korunmuştur zaten. Ama böyle bir korunmaya henüz karşılaşmadık. Böyle işte şehit çocuklarının eğitimleri, şehit çocuklarının istihdamı, şehit anne babalarının aldıkları maaşları, samimiyetle söylüyorum, toplumdaki insanlarımız duysalar utanırlar. Ben bir gazi olarak şehit anne babasının aldığı ücreti burada söylemeyeceğim. Araştırsınlar, gerçekten utanç verici. Bir evladını kaybetmek ve bir evladını acısıyla yaşamak gerçekten bir insan için çok zor olsa gerek. Biz şehadetine şahit olduğumuz arkadaşlarımızın acısını hala yaşıyoruz. Buradan hepsine nurlar içinde yatsınlar, Allah rahmet eylesin diyorum. Ama sorunların genel olarak çok fazla ve problemler devam ediyor. Önce gazilerin tanımı yapılmalı. O bakanlıktan o bakanlığa küçük küçük şubelerle bizi değiştirmek yerine bir şehit gazi
bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'nın altında ayrı birim kurulmalı. Bununla ilgilenen bürokratlar gerçekten bu işi manevi olarak yapmalı. Çünkü gerçekten bizim sorunlarımızın asıl çözümlenmeme nedeni bizi temsil eden insanlar. Çünkü bizi temsil eden bir vakıf başkanı var. Sağda solda rant peşinde koşuyor. Bir siyasi kimliğin arkasında koşuyor. Gazilik ünvanı bir siyasi kimlikle bir arada değildir. Gazilik ünvanı arkasına sığınılarak bir çıkar sağlanacak yer değildir. Şehitlik gazilik siyasetin tamamen üstündedir. Bizi temsil eden arkadaşlara bakıyorum ben. Bir siyasi mesaj, ben siyasi bir kimliğim yok benim. Ben burada hiçbir siyasi mesaj veremem. Eleştiririm herkesi. Bütün siyasileri de eleştiririm. Ben tarafım çünkü. Dernekler ve vakıflar da taraf. Kimin tarafında? Benim tarafımda. Şehit ve gazinin tarafında. Elini masaya vurup şehit annesinin ve şehit babasının hakkını savunmalıdır. Gazinin hakkını savunmalıdır. Protez yaptıramayan, arabasına doğru düzgün huzurla binemeyen, ilacını alamayan, direnini alamayan, sondasını alamayan gazinin hakkını kavga ederek masaya vura vura almalıdır. Teşekkür ederek, yalakalık yaparak, orada burada rant peşinde koşarak bu işler olmaz. Çok teşekkürler Sayın Mercan. Çok güzel özetlediniz. Şimdi Sayın Acar'a bir dönmek istiyorum. Efendim özlük hakları dedik, sorunlar dedik, gazilerin sorunları dedik, bir sürü başlık konuştuk aslında. Bu sorunlara ilişkin sizin ifade etmek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mı? Sadece şunu ekleyebilirim. Özlük haklarımızla ilgili. Hüdaverdi Mercan'ın bahsettiği gibi emeklilikte yaşadığımız sıkıntılar var. Bir de bu kamuya yerleştirilenler açısından konuştu Hüdaverdi bunu. Bir de sivil toplum kuruluşlarında çalışan gazilerimiz var. Şöyle bir, kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Ben 10 yıllık sigortalıyım. Benim belge türüm, 4A belge türünden yatırılmışım diye kadar. Emekli olabilmem için, yani gazi olduğumun ibaresi içerisinde olan 24 belge türünden yatırılması gerekiyormuş. Bu ben de gittim bunu düzeltmek için bir dilekçeyle başvuruda bulundum. Dilekçeyi verdiğimde bana şunu söylediler. Kanun maddesine şöyle bir ibare eklenmiş. Dilekçe tarihinden sonraki ilk aydan geçerli olmak üzere düzeltme yapılır denilmektedir. Dolayısıyla benim 9 yılımı sigorta yatırılan sigorta primimin 9 yılımı hiçe saydılar. Şu anda ben 1 yıllık çalışıyor gibi görüyorum. Yani benim emekli olmam artık mucizelere bağlı ya da hukuki yollarla gidip bu sorunu çözmem gerekiyor. Sadece ekleyebileceğim konu bu. Fakat Sayın Önder İlbay'ın da sabrına sığınarak, çünkü onu hiç konuşma söz hakkı veremedik ama ben onlarda biraz da bu şeyle ilgili, o Ankara chapter'la ilgili duygu ve düşüncelerimi ifade edeyim. Zamanımız kısaldı, bir 11 dakikamız kaldı. Şimdi biz 12. geleneksel sürüşümüzü yapacaktık bu sene. Fakat pandemi, tüm dünyada olan salgın, dolayısıyla bu etkinliğimizi de biraz zora soktu diyebilirim. Şimdi bu 12 yıllık dilekçenin temel bir kavramını anlatmaya çalışayım ben. Aslında hep vefa gazilere değer açısından bakılıyor buradaki bizim yaptığımız etkinliklere. Aslında bizim yaptığımız etkinlik bunların daha ötesinde. Şimdi vatanın bölünmez bütünlüğü içerisinde Atatürkçü ve milliyetçi, cumhuriyetçi insanlarla beraber biz beraberiz. Başka kimse yok. Bizim yaptığımız iki şey var. Bir, birbirimizle kucaklaşmak. İki, Anıtkabir'e gidip Atatürk'le, atamızla kucaklaşmak. Yoksa bu motora binmişiz veya binmemişiz hiç umurumuzda değil bizim. Eminim ki chapter grubu da, yani biz bunları geziyoruz, bunlar da bizim şey vefa borcumuzdur diye düşünmüyor. Vatanın bölünmez bütünlüğüne bizlerle birleşiyorlar. Bizimle kucaklaşıyorlar. Bütün mesele bu. Biz bu sene çok yeni kısıtlandık. Sadece Anıtkabir'e gidip bir çelenk bırakma düşünüyoruz ama izin verir mi? Tabii ki Anıtkabir şube müdürlüğü bu talebimiz oluşacak. Şimdi aslında katılımcı ne kadar olacak onu bilmiyorum. Biz 10 kişi olarak düşündük. Bu 12.
sürüşümüze. Fakat daha evvel yani yüzleri geçen rakamlar vardı. Türkiye'nin dört bir yanından yurt dışından gelen insanlar vardı. Aynı zamanda bunların içerisinde hayatını kaybeden abilerimiz oldu. İsmet Badem, her sürüşe katılan vefakar bir abimizdi. Onu da rahmetle anıyorum. Chapter grubuna buradan gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerle birlikteliğini sağladıkları için. Söz hakkımı kullanmış oluyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler Sayın Acar. Şimdi bir Sayın İlbay'a dönmek istiyorum. Efendim aslında siz de beklettik dediği gibi Sayın Acar'ın. Siz her sene etkinlikler düzenliyordunuz, sürüşler düzenliyordunuz. Gaziler Günü'ne özel olarak farkındalık yaratmak için. Bu sene olacak mı? Bu sene nasıl bir şey izleyeceksiniz? Şöyle, pandemiden dolayı bu sene sembolik bir etkinliğimiz olacak. Yine Gazi arkadaşlarımızla beraber geçmiş yıllarda olduğu gibi Gazi Uyum Evi'nde buluşacağız. Orada ufak bir işte fotoğraf çekimi vesaire etkinliğimiz olacak. Akabinde oradan Anıtkabir'e geçeceğiz. Atamızın huzuruna çıkacağız. Ufak bir karanfil bırakacağız. Maalesef çenek veremiyoruz bu sene pandemi dolayısıyla. Bu şekilde etkinliğimizi hayata geçirmiş olacağız. Yani gazilerimizi dinliyorsunuz, dertliler. Hani biz en azından diyoruz ki HOG Ankara chapter olarak hani bir gün de olsa, iki gün de olsa gazilerimizin yanında olalım. İşte kamuoyunda farkındalık yaratalım. Onların dertlerini bir nebze de olsa hani biz çözemiyoruz ama en azından bir kafalarını bir rahatlatalım. Birbirimize hani destek olduğumuzu, sahip olduğumuzu, çıktığımızı göstermek istiyoruz. O yüzden de böyle bir etkinlik yapıp bir araya geliyoruz. Büyük de bir etkinlik. İşte bu yıl 12.si olacaktı. Yani oluyor daha doğrusu. İlk yola çıktığımızda 10-15 motordu. Bugün 450 motora ulaştı. Türkiye'nin her yerinden motorcu arkadaşlarımız geliyor. Gazilerimizle beraber, gazi ailelerimizle beraber motorlarımıza biniyoruz. Şehir içerisinde güzel bir tur, gezi ve atamızın huzuruna çıkıyoruz. Hoşça bir vakit geçiriyoruz. Birbirimizi dinliyoruz. Birbirimize dert yanıyoruz. Vicdanen kendimizi rahatlatıyoruz yani. Yani aslında çok önemli çünkü 12 yıldan beri evet. Devam eden bir birliktelik var. Evet. Burada Sayın Acar'ın da söylediği gibi gazileri yalnız bırakmamışsınız öyle. 12 yıldır. Şimdi yarınki plan saati tam kaçta, başka motorcular katılabiliyor mu yoksa kısıtlı kendi içinizde mi? Maalesef bu pandemiden dolayı sosyal mesafe kurallarına uyabilmek adına kapalı bir grup, HOG Ankara chapter yönetimi ve işte gazilerimizle beraber küçük bir grup yapacağız bu etkinliği. Saat 4 gibi Anıtkabir'de olmayı planlıyoruz. Onun öncesinde Gazi Uyum Evi'nde buluşacağız. Orada biraz vakit geçireceğiz. Dediğim gibi sade bir törenimiz olacak. Umarım seneye bu koşulları atlatırız. Seneye acısını çıkartacağız inşallah. Çünkü evet. Biliyorum öncesinde evet. Çok böyle herkesin, her yaştan hı-hı. Kişinin gelebileceği, sadece gazilerin kendi bireysel olarak değil, evet. Aileleriyle birlikte gelebileceği bir ortam oluyordu değil mi kesinlikle, sanırım? Kesinlikle, kesinlikle. Yani işte gazilerimize, ailelerimiz geliyor. Bu konuda sağ olsun Genelkurmay, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi bize ciddi destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nden işte her yıl 5 üst açık otobüs alıyoruz. O da gazi ailelerimizi taşımak için. Arkada 450 tane motor biz. Gazilerimiz, artçımız oluyor. O gün biz gazilerimizin eli, ayağı, kolu oluyoruz. Hep birlikte atamızın huzuruna çıkıyoruz. Evet. Çok güzel bir evet, etkinlik gerçekten. Evet. Umarım önümüzdeki senelerde biz de vatandaşlarımızı buradan çağrı yapabilirsiniz. İnşallah herkesi de. Bekliyoruz herkesi yani. Seneye, kesinlikle. Kesinlikle. Bekliyoruz diyorsunuz siz evet. De. Şimdi yaklaşık bir 5 dakikamız da kaldı. Son vurguları alalım istiyorum. Sizin başka bir vurgunuz var mı efendim? Gaziler Günü özel olarak başka bir çağrınız yani var mı? Yani dediğim gibi yani gazileri sadece bu günde anmamak lazım. Gazileri her daim aklımızda tutmamız lazım. Dediğim gibi gaziler bizim onurumuz, gururumuz. Yani bizim dediğim gibi bugün evimizde huzur içerisinde oturuyorsak, bu ülke içerisinde huzur içerisinde yaşıyorsak gazilerimiz sayesindeyiz. Yani onlara minnetimizi, şükranımızı bugün değil her gün dile getirmemiz lazım.
gazilerimizin sesini herkesin duymasını istiyorum açıkçası. Evet, çok teşekkürler. Sayın Mercan, sizin Gaziler Günü'ne özel olarak bir vurgunuz, eklemek istediğiniz mesajınız var mı? Şimdi tabii yaralandıktan sonra fiziki yaralarınızı kapatıp sonra işte sizi emekli ederek gönderen sistem gazilerimizi harp psikiyatri anlamında sosyal destek sağlamamıştır. Geldiğimiz nokta itibariyle son işte terörün başladığı bugünden geldiğimiz noktaya kadar ilk gaziler, ilk dönemki gaziler yaklaşık 50'li yaşlara geldiler artık. O 20'li yaşındaki genç çocuklar 50'li 48'li 50'li yaşlara geldiler. Evet. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Birçoğu bu sağlanmayan psikolojik destekten dolayı ruhsal durumları çok bozuk. Aile düzenleri bozulmuş. Bir kısmı alkol, bir kısmı borç batağında gerçekten çok zor durumda olan gazi arkadaşlarımız var. Bilkent'te yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi işte 15 Temmuz sürecinden sonra Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Sağlık Bakanlığı'na devredildikten sonra oradaki sistem tamamen bir ticari hale geldi. Oradaki bakım evinde kalan gaziler boşaltıldı. Gazilere odalık standı mobbing uygulanıyor. Yani oradaki düzen tamamen değişerek gazilerin sosyal hayata hazırlayacak düzeninden koparılmış durumda. Oranın tekrardan Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesinde gazilere hizmet edecek hale kesinlikle getirilmesi lazım. Ve gazilerin işte Aile ve Çalışma Bakanlığı mı artık kim yapacaksa tek tek evinde ziyaret edilip sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyacı olanlarla acilen bir veri tabanı hazırlanması lazım. Çünkü gerçekten bir bölüm gaziler çok sıkıntılı durumda, maddi manevi. Bununla ilgili devlet büyüklerinden yardım diliyorum. Onun dışında da gazi arkadaşlarıma, gazi abilerime, kardeşlerime sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Toplumda gazileri sadece milli bayramlarda hatırlamak yerine toplum içerisinde onlar aldıkları yaraları iyileştiremeyen, kendilerini yalnız hisseden insanlar olarak kalmamalı. Toplum da onları işte HOG'un yaptığı gibi çok gerçekten manevi destekler olabilir. Toplumun içerisinde onları kazandıracak, onlara dost, arkadaş olacak toplumdaki insanlardan faydalar bekliyoruz. Evet, çok teşekkürler. Sayın İlbay'a... Evet, buyurun. Buse Hanım, 30 saniyenizi rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Yarın Aydınlık Gazetesi'nde bu rehabilitasyon merkezinde yaşananlarla ilgili bir yazım çıkacak. O yaşananlar kısaca özetlersek, yani orada 25 kişilik bir misafirhane var, aynı zamanda 48 kişilik bakım evi var gazilerin. Bakıma muhtaç gazilerin orada kaldığı veya bir il dışından çıkan gelen gazilerin orada hayat sıkıntılarından bir nebze de olsa nefes alabilmek için uzvunu kaybetmiş silah arkadaşlarının yanına gittiği bir orası bir birim. O bakım evinde, yani otel ve bakım evi olmak üzere söylüyorum, misafirhane olmak üzere söylüyorum. Orada bir albay, bir yüzbaşı, iki üsteğmen, bir hemşire. Hemşire var ama eczane dolabı yok. İlginçtir. Ve hizmetli olmak üzere yaklaşık 10-11 kişi çalışılıyor. Covid-19 bahane edilerek 25 kişilik otel kapatılmış bir durumda şu anda. 48 kişilik bakım evinden kalan gazi sayısı Hüdaverdi Mercan'ın bahsettiği gibi mobbing uygulanarak sayı 5 kişiye düşürülmüştür. Bugün bir gazi arkadaşımız daha hastaneden uzaklaştırarak sayı 4'e indirileceği bilgisi geldi bana. Peki orada nasıl davranılıyor? Yani orada ilginç şeyler dönüyor. O otel yönetimi ve bakım evi yönetimi tarafından gaziler odalara alınıyor. Kamerasız odalara alınıyor. Telefonlar kapatılıyor ve telefonlar dışarıda bırakılarak görüşmeleri yapılıyor. Kayıt altına geçmesin diye söyledikleri lafta. Orada neler söyleniyor? Diyor ki devlet size diyor. Bakın muhtaç maaş bağlamış. Anneniz, babanız, kardeşiniz yok mu? Mal varlığınızı araştırdık. Ne kadar emekli maaşı aldığınızı, ne kadar geliriniz var olduğunu biliyoruz. Gidin kendinize bakıcı tutun. Devlet size bakmak zorunda değil diyor. Yalnız burada bahsedilen
maaşlarınıza baktım ya da bakılan dediği gaziler başından, sadece başından aşağısı hareket etmeyen yatalak gazilerimiz. Evet. Evet, bakıma yani muhtaç. Bakıma muhtaç ve sadece konuşabilen gazilerimiz. Eli, ayağı, kolu, evet, hareket etmeyen gazilerimiz yani. Hatta bunu söyleyen adam aşağılık bir adamdır. Hatta şöyle bir durum var. Nerede ve nasıl yaralandın diye soruluyor. Gazinin yaralandı vücudunu görebilmek için üstü kıyafeti çıkarılıyor. Yaralandığın yeri göster deniyor. Evet Sayın Hacı. Zamanımız doldu herhalde. Ben evet zamanımız maalesef doldu. Umarım yarın, buyurun sizin son bir sözünüzü alalım. Yarın gazi arkadaşlarım lütfen bu yazımı okusunlar. Buradan tekrar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, silah arkadaşlarıma, şehit ailelerime milletlerimi sunuyor, şükranlarımı sunuyor. Bize Hawk Chapter'ın tekrar programını hatırlatalım. Anıtkabir programını saat 13'te buluşuyorsunuz. Doğrudur. Ve Armada da buluşuyorsunuz. Doğrudur. Ardından 14.30'da Bilkent Rehabilitasyon Merkezi'ne doğru hareket edeceksiniz. Evet. Ve saat 15'te de Gaziler'le birlikte fotoğraf beraber çekiminin, evet, ardından 16'da Anıtkabir'de olacak şekilde hareket edeceksiniz. Doğrudur. Ne yazık ki kısıtlı bir sürüş katılım olacak. Evet. Vatandaşları o yüzden çağıramıyorsunuz, evet, ama seneye umarım, evet, İnşallah diyoruz. İnşallah daha büyük bir acısını çıkartırız. İşte evet. 450 değil de 850 motor oluruz inşallah. Bakalım. Çok teşekkür ederiz, evet, efendim katıldığınız için programımıza. Sayın Mercan, Sayın İlbay, Sayın Acır, çok teşekkürler. Yarın 19 Eylül Gaziler Günü demiştik. Tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz diyelim ve gazilerin özlük haklarını, sorunlarını tartıştık. Gaziler Günü'nün anlamını tanıştık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ulusal özel programıyla karşınızdaydık. İyi günler dileriz efendim.